12-15, yani 12-18 Aralık haftası güzel takipçilerim. Her hafta bir kişi tarot kazanacak. Tekrar başladık hayırlısıyla. Güzel takipçilerim, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Sevgili koçlar, hemen çekiyorum. Evet, bu 2023'ün telaşı evhanemize, iş hayatımıza ve gerçekten yorgun olduğunuz geçmişle ilgili hesaplaşmayı ve artık planlı ve programlı şekilde hareket etmeyi, beklediğimiz haberlerle ilgili bazı aksilikler gündemde olabilir. Canınız sıkılsa da 3 hafta mücadele etmeniz lazım. Ondan sonraki süreçte büyük bir aydınlanmanız, beklenti içerisinde olduğunuz birçok noktada güzel haberler sizi rahatlığa itebilecek gözüküyor. İşinizle ilgili farklı noktalarla ilgili çalışma temponuz varsa, bulunduğunuz alanların sevimsiz tavrı, maske takmaları, değişken ruhlarını artık çekemiyorum. Kendi özgürlüğümde uçmak, kendi işimi kurmak ve farklı yurt dışı bağlantılarıyla alakalı noktada yer almak istediğinizi savunuyorsunuz. Ama burada daha alaylı olmadan farklı planlara geçmek sizi maddi olarak sıkıntıya düşebilir. Sabırlı olacağız ve oluşturmak istediğimiz devletle alakalı beklentiler için hem ışığınız var hem de sürpriz şekilde destek olacaksınız. Ev özellikle 13 numara, 15 numara, 17 numara ya da 7-5-7 arasında numaranız varsa bulunduğumuz ev size uğurlu bir haftaya geçiş sağlayacak. Tartışmalar, yaşanan krizler, karı koca hayatındaki çözümsüz gördüğünüz birçok şey sizin için artık dua ile iyileşmeyi gösteriyor. Bu eşinizin annesinin sağlık problemleri ve aynı şekilde size yapılan haksızlıklarla ilgili yüzleşmeyi de temsil eder. Uzun süredir bir ilişki konusunda kaos ve yorgundaysanız artık başka bir yolculuğa başlayıp kendi hayatınızdaki tıkandığınız noktayı görüp kendinizi iyileştirmeniz lazım. Çünkü bu ilişkide artık siz yoksunuz. Geçmişe dönüp birine bekliyorsanız orada bir kocaman bir hayal kırıklığı var ve kendi kendinize yaptığınız hatalar sizi günaha çağırıyor. Der ki artık günahları arındırıyoruz, enerjimizi düzeltiyoruz. Haksızlık neyse onu iyileştirip yolumuza bakıyoruz. Yeni bir ilişki istiyorsanız sabırla iyileşmeniz lazım. Ama der ki yurt dışı eğitimi, şehir dışı eğitimi, özellikle bekarsanız sürpriz tanıştırmalar, iş için destek olacak insanlara da göz kulak olmanız lazım. Ama en önemli şey çocuklarınızla alakalı korku duyduğunuz tartışmalar, kavgalarla artık daha sakin bir hane yaratmanız lazım. Çocuklarınız dışarıya donuk dönük hareket ediyor. Aradaki bağ yavaş yavaş kopmaya başladı. Çocuklarımızla aramızdaki bağı düzeltmemiz lazım. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, ciddi bir spam yiyoruz. Destek olarak yorum yaparak kanalımızı daha derinliğe itebiliriz. Evet, kendi içinizdeki karmaşıklıklar, yüzleşmeniz gereken ruhunuzla ilgili planlar, iş konusunda insan kadınlarla yönelik çalıştığınız evrede haksızlık ve dedikodulara maruz kalabilirsiniz. İşinizle ilgili yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili beklediğiniz konuda yasal haklarla alakalı mücadele etmeniz gerektiğini ve T ve Z harfli birinden gerçekten büyük destek alarak yerinizi sağlamlaştıracağınız gösteriyor. Yani siz artık dengeli, yani siz artık işinizle ilgili beklediğiniz farklı işler, uzun süredir iş krizi yaşıyorsanız, haklarınızla alakalı denge bir türlü sizin hayatınıza dönmüyorsa artık dengeli. Artık kapılarınızın daha rahat bir şekilde açılıp size büyük fırsatlar yaratacağını gösteriyor. Kendi iş ve iş imkanları arayan ve bu konuda para bekleyen sevgili takipçilerim, sevgili boğalar, kartlar diyor ki mühür ve bilgeliğinizle birlikte iş hazinenizi yaratacaksınız. Ama acele etmemeniz, mantıklı ve doğru ve derin düşünerek sistemleri kurmanız lazım. Hata yaparsanız hazineniz zarar görecek der. Ailenize ait çözmeye çalıştığınız mal konusunda özellikle birinci kat, 11 numara 11. katsa burada ailede erkekler tarafından haksızlığa uğranma ve aileniz o erkek çocukları ya da erkek kardeşlerinden kaynaklı bu noktada haksızlık yaratarak siz yasal haklarınızın mücadelesini vermeniz lazım. Yoksa haklarınızı kaybedeceksiniz. Çocuklarınızla alakalı bazı hatalara maruz kaldığınız, özellikle isminizde H ve O harfi varsa ani şiddet, ani söz, ani bağırmalardan çocuklarımızın kalbini kırıyorsunuz. Bunlarla bağı güçlendirip tazeletmeniz lazım. İlişki konusunda yara almak ve artık iyileşmek, dengeyi karanlıktan çıkıp aydınlık oluşmak isteseniz de nerede kendi kalitenize uymayan insanları kendi hayatınız içerisinde iyileştirmeye çalışıp
Onlara şans kapıları yapıp sonra yıpranan tarafsınız. Siz değerlisiniz, siz kıymetlisiniz. Bunu görmediğiniz sürece hep ilişkileriniz yalanla maruz kalacak. Evli çiftlerimizle ilgili, bazı yatırımlarla ilgili, eşin, kocanız sizin üzerinizde mal almak isteyebilir. Ya da sizin altınlar ya da değerli bir şeyiniz için eşiniz sizin paranızı istemek isteyebilir. Korkularınız olabilir. Bu ev konusu neyse size verilecek. Yalnız özellikle evliliğinizde pürüzü olan sevgili boğalar için diyorum ki, eşiniz değil de kendi ailenizin bu ilişkiyle ilgili hedefleri çok fazla olduğu için siz karı koca bir türlü olamıyorsunuz. Başkalarının söylemlerine önem gösteriyorsunuz. Sevgili gençler, eğitim konunuz için bir kart çekiyorum. Lütfen hayalleriniz yurt dışı ya da şehir dışıysa başaracaksınız. Sadece olduğunuz kadar güçlü olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sevgili ikizler, kanal spam yiyor, bilginiz olsun. Yorum ve beğeni. Sevgili ikizler, evet, hastalık, hastane, koşturma, bu tarz işlerimiz bu hafta yoğun olacak. Büyüklerle alakalı hastane kapılarımız var. Siz de bazı konulara gözyaşı dökebilir, sıkıntıya düşebileceğiniz gözüküyor. İş konusunda uzun süredir hayal kırıklığı içerisindesiniz ve söz verilen ve sizinle ilgili oluşmasını istediğiniz alanlar bir 3 ay sonra ilerlemiş olabilir. Maaşınızla ilgili yaşadığınız bazı konular erteleniyor olabilir. Bu yüzden kafanızda kocaman soru işaretleri var. Artık buradan gitme vakti. Yeni yolculuk, yeni iş kapısı için arayışlarda olmanız lazım. Burada ziyan olacaksınız, bilginiz olsun. Yer değişimi ya da konum değişimi içerisinde beklentiniz varsa Koç, Aslan, Yay burcu K ve A harfli birinden ruh olarak destek alacaksınız. Ama Şubat ortası itibariyle bu işinizle ilgili dengeler daha rahatlığa kavuşmuş olacak. Siz de bu ilişkide projeleriniz, toplantılarınızla alakalı mutsuz kararlar alıyorsun, yanlışlar yapıyorsun ve ailemdeki bazı sorunlar iş hayatınızı sizi fazlasıyla gözyaşı dökmenize sebep olabilir. Para harcamalarımız, gereksiz hayaller ekonominize, ruhunuza zarar verecek. Dikkatli ve kontrollü olmanızı istiyorum. İlişki konusunda özellikle sevgili hanımlar, kalbiniz kırıldıysa şifa bulma evresi. Uzun süredir, 3 haftadır, 3 aydır, 5 aydır, 8 aydır ayrıysanız karşı tarafın size bir adımı olacak. Siz ne kadar yara alacağınızı bilerek adımı kabul edeceksiniz. Yine aynı noktaya döneceksiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Beğendiğiniz ya da aşık olmak istiyorsanız kalp dengeli bir şekilde doğru tahtınıza, doğru insanla karşılaştırmayı gösterir ama 4 ay içerisinde gözleri renkli ya da sizin gözleriniz renkliyse tahtınıza taç takacağınız ya da krallığı sunacağınız bir insanla el ele görüşmeniz ve aileler bu konuda mutlu olacak. Evli çiftler arasına baktığım zaman devamlı para tartışmaları ve devamlı eşinizin kendi ailesi tarafından paralarının ziyan olduğunu düşünüyorsunuz. Eşiniz kendi ailesine düşkün, size de düşkün ama onun ailesi ön planda olduğu için daha kendi aile olmayı başaramadı. Bunun değişmeyeceğini bilmeniz lazım. Ve değişmesini istiyorsanız birlikte ilişkiyi farklı insanlardan bilgi alarak toparlanmamız lazım. Kırgın olduğunuz eltinizin sizinle görüşme Z ve E harfi varsa sizden özür dileyecek. Ama sizin de dönem dönem dilinizin kemiği yok. Onun ailesini eziyorsunuz. Biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Önerdim bile. Sevgili yengeçler, yorum yap, beğen. Spam yiyor kanalımız, bilginiz olsun. Hemen bakıyorum. İş değişimiyle ilgili düşüncenizde yanlış yapacağınız, burada haklarınız 3 hafta, 3 ay ya da 15 hafta içerisinde en doğru yöneticiniz sizinle ilgili doğru fikirleri var. Sizi öldürmeyecek, iyileştirecek ve burada eridiğiniz, görünmediğiniz ve bir türlü bütün işi ben yapıyorum, başkalarının, insanların da işini ben yapıyorum ama buradaki insanların tavır ve enerjisi çok hareketli olduğu için, siz bu ilişkide çok böyle mütevazi kaldığınız için görünmediğini düşünüyorsunuz. İşteki hak ediliş evrenizi yavaş yavaş, özellikle Ocak 5'ten sonra, Ocak 15'ten sonra verimli şekilde. Maaş konularınızla alakalı noktada kaos ve arkanızdaki borçlarla ilgili endişeleriniz var. Bu yüzden de bu şirketle ilgili kendinizi toparlamaya çalışsanız da şirketin kendi alanındaki sistemleri değişeceği için gecikmeler olabilir. Alternatif nokta bekliyorsanız der ki noktanızda zarar verirsiniz. Şu an bu noktaya değil, şu anki yerde yeşermeyi önermeniz lazım. Devlet, adalet, yani
devletle alakalı noktada çalışanlar için ani değişimler, ani uyarılar alabilir. Biraz stresli, biraz sıkıntılı olabilirsiniz. Kendi işinizle ilgili de özellikle güven duyduğunuz insanlar sizin hırsızınız. Yani kasanıza, işinize emanet ettiğiniz insanların size ihanet evresi olacak. Özellikle de bunda M ve A ve F harfi olabilir. Dikkatli olun. Evet, aşk konusunda dua eden ve ben artık sihir gibi sevilmek, değer görmek, önemsenmek istiyorum derseniz Şubat ayı 14'ten sonra ya da Mart 14'ten sonra kalbinize doğacak bir şey yakalayacaksınız. Ama der ki 4-3 yıllık travmanız, yaşadığınız ilişkiler kaynaklı siz çok fazla kendi içinizde bedeninize zarar verdiniz. Şifalanın, kendi bereketinizi açın, ondan sonra ilişkiye konsantre olun diyor. Evli çiftlerde eşinizin sorumsuz ve sizin de sorumsuzluklarınız artık aynanız kırılmaya, hani deriz ya yüzümüz çatladı artık, söylediğimiz aynı şeyleri söylemekten yorulduk. Evet, her iki tarafında yüzü çatladı ama ortak çocuklarımız var. Ya doğru karar vereceksiniz ya da yolları ayırmanız lazım. Yoksa çocuklarımız ve sizin ruhunuz yorgunluğa doğru gidiyor. Ev alma fikri olan ve özellikle de ev değiştirmekle ilgili dönem dönem kafa karışıklığı yaşayan sevgili takipçilerim, şu an böyle bir gücünüz yok, sabırlı. Ama ailenize ait çözmesini istediğiniz topraklar için daha mahkeme 1,5 yıl sürecek. Boşuna hayale girmeyin, yerinizi takip alın diyorum. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Beğen, yorum yap, spam yiyor kanalımız. Hemen bakıyorum. Evet, şöyle söyleyeceğim. Dengeli bir hayatın değişmesini, dengeyi kurmak ve artık pişmanlıklar, artık çevrenizdeki insanların konuşma üslupları, davranışlarından o kadar sıkıldınız ki, yani burada bir denge ve değişim olsun istiyorsunuz. Evet, değişim ve dengeler Aralık sonu itibariyle gerçekleşecek. Yavaş yavaş bölümler, sistemler daha rahat kavuşacak ama der ki siz de ne istediğinizi, neyin içinde özgürlük yaşamak istediğinizi bilmiyorsunuz. Korkularınız var. Yani başka bir kapıyı zorlarsak bu düzenimden bozulacak mıyım? Yani zihniyet aynı düzende, aynı masada kalalım, paramı da versinler, ben başardığım noktadayım diyorsunuz ama siz gayet yetenekli ve başarılısınız. Cesaretinizi toparlayın. Bu iş yerinizin ya da bulunduğunuz devlet kapısı ya da serbest alandaysanız bile şu an için ekonomik olarak zorlandığınız gözüküyor. Acil yedek iş, yedek kapı, yedek nokta bulmanız lazım. Yoksa ekonomik olarak daha zorlanacağınız bir döngüdesiniz. Dikkatli olun. Evet, bu ara yollar, seyahatler ve bu yol ve seyahatlerde ilişkiyi toparlamak ve sizin hayatınıza enteresan bir S ve E belirgin ya da N harfi belirgin güzel bir aşka kucak açacaksınız. Ne zaman der bu aşk? Yani der ki şu an muallakta olduğunuz ve bitirmeye çalıştığınız önce ilişkinizi bitirmeniz lazım. Yeni evrede kendi içinizde kanatlarınızı açıp kendi kupanızı, kendi başarınızı sevgi anlamında doldurmanız lazım. Yani iki arada iki derede olmaz. Ya aşkı çökert, yepyeni sen yarat ya da geçmişini temizlemeden yeni aşka hazır değilsin, korkuların artar. Evli çiftler için tercih ediyorum. Özellikle eşinizin gideceği seyahatlerde şüphe, endişe, çöle düşüyorsunuz, mutsuz oluyorsunuz, aldatılma korkusu, yalan söylediğini düşünüyorsunuz ve devamlı onun cep telefonu ya da bilgisayar önünde yaptığı noktalarda şüpheleriniz var. Eşiniz flörtöz bir insan ya da siz flörtöz bir insansınız. Herhangi bir aldatılma yok ama dırdır ederek onu teşvik ediyor olabilirsiniz. Ve uzun süredir mutsuz olanlar da evle ilgili değil, evliliğinizi kurtarmak adına savaş verin. Başkalarının yönlendirdiği ilişkiniz artık yavaş yavaş sonlanmaya, ölmeye doğru gidiyor. Özellikle çocuk düşünenler, çocuk tedavisi ve evliliği iyi olanlar da evlat sevinci başlangıcı. Ne zaman olur derseniz Ocak 27'den sonra çocuk tedaviniz olumlu gözüküyor efendim. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? İyi misiniz? Abone, yorum yapın. Spam yiyor kanalımız. Destek istiyorum lütfen. Evet, bu ara iş gereği bazı konularla ilgili haklarınızın görünmesini ve bu haklarla alakalı noktada kendinize ait evrede haksızlıklar yapıldığını, son 5 aydır ağzımı kapattım, sessiz sessiz bekliyorum ama artık cesaretim var, konuşacağım diyorsanız doğru bir hafta. Yani Ocak 3 ve 5 arasında mutlaka haklarınızla ilgili konuşmanız lazım. Konuşmadığınız takdirde yönetim ve yöneticiler arasında bazı krizler sizin de işinizi kaybetmenize sebep olacak. Bir an önce yerinizi belirleyin. Uzun süredir iş kriziniz ya da işle alakalı yeni başlangıçlar bekliyorsanız özellikle Ateş Burcu
koç özelliğine sahip ve kökünde yabancılık olabilir. Böyle birinin desteğiyle birlikte güzel iş fırsatlarınız olacak. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz ve kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Finans ya da farklı alanda çalışıyorsanız yıllık bilançoyu hesaplamak ya da dosya, evrak, yeni bir bölüm, yeni çalışmak sizi fazlasıyla yordu. Uyku problemimiz arttı. Ailedeki ilişkilerimizde sertlikler. Devamlı iş eve de yansımaya başladı. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Eğer işsizseniz ve uzun süredir hala iş bekliyorsanız, baykuş beklemeyi bırak. Zekan ve aklın sana yeni bir iş kapısını yaratıyor. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili fikriniz varsa B ve A harfli birinin size çok büyük bir destek olacağı ve bu konuda size fayda sağlayacağı gözüküyor. Mutsuz olan çiftlerde barışma. Hani kader çarkı tekrar bu ilişkiyi doğuracak. Yani gereksiz küskünlükleri, siz de hatalarınızı görmeniz lazım diyor. Özellikle araç ve araç bakımıyla ya da araç alma niyetiniz varsa, özellikle eşinizi almak istiyorsanız şu an imkansız. Şu anki arabayla devam edin. Eşinize mutlaka ve mutlaka Mart sonuna kadar arabanızı alacaksınız. Ailede özellikle erkek kardeş, baba, kayınpeder, kayınço rahatsızlıkları söz konusu olacak. Bir de cezaevi konunuz gündemde olabilir. Ailenizi ilgilendiren birinin ceza dosyasıyla uğraşacaksınız ve büyük bir mücadele başlayacak. Hanemizde özellikle erkek kardeş, erkek olgun çocuğunuz ya da siz seyrediyorsanız, kız erkek ayrımı yapmıyorum, bağımlılıklara merakınız olabilir. Vücudunuza zararlı madde yüklemeyin lütfen. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kanalımız ciddi bir spam altında, destek istiyorum. Evet, bu ara değişmek, inançlarınız, ümre ziyareti yapmak isteyebilirsiniz. Haç ziyaretiniz olabilir. Belli inandığınız noktalara ziyaret edip kendinizi arındırmak, dini olarak kendinizi beslemek isteyeceğiniz bir hafta gözüküyor. Çünkü artık haksızlıklardan, adaletsizlikten, size yapılan saçmalıklardan o kadar yoruldunuz ki, yani emeklerim, var ettiğim işler, mücadelem, eğitimle ilgili bir türlü hocam geçirmiyor olabilir, yöneticim beni görmüyor olabilir dediğimiz dengede artık ışığınızı Rabbime edeceğiniz duayla birlikte aşacaksınız ve enerjiniz çok güzel bir noktaya doğru ilerleyecek. Özellikle de şöyle söyleyeceğim, sizi boşluğa iten ekip arkadaşımız, işle ilgili motivasyonunuza geride tutan kişiler artık bu şirketten ya da bu alandan ayrılmış olacak. Siz içinizdeki mutluluğu ve rengi tadacaksınız. O yüzden bulunduğunuz noktaya önem verin. Geçmişe yönelik beklediğiniz geçmiş işinizle ilgili doğru haber. Yöneticiniz tekrar çağıracak ama parasal noktada tatmin olmayabilirsiniz. Alternatif değerlendirmeniz gereken yeni iş kapılarınız da var. Mutlaka dikkat edin. Eğer kendi işiniz varsa, aile işiniz, çevrenizde üç ortaklı bir işiniz varsa, ortağınızın birinin kendine iş kurduğu ve iş yerinizi, müşterilerinizi o almaya karar verecek. Ortaklarınızı bu hafta gözden geçirmeniz lazım. Toprak, mal alım satım evresinde çalışan sevgili takipçilerim, bu dönem yanlış hataları yapabilir. Paranızı ziyan edebilirsiniz. Daha dikkatli anlaşmaları doğru yapmanız lazım. İsminizde sıkıntı söz konusu uyarı veriyor. İhmal etmeyin. Eğer ki farkında olmayarak kendi duygularınızın kimse sizi beğenmiyor, sevmiyor diyorsanız, güneş sizin için çok verimli şekilde, hayat sizin için tekrar doğacak bir aşka kucaklayacak. Artık bilimsel olarak mutlu gözüküyorsunuz. Enerjinizi yüksek tutun. Evli çiftlerde tatlı tatlı yalanlar açığa çıkacak. Bazı konularda, para konularında tartışmalar ve eşinizin gizlediği paraların hesabı verilecek. Bu ara hanımlar, cep telefonu şifresi kurduysanız ya da kimlerle aklınız karışıyorsa dikkat edin, evliliğinizde zarar gözüküyor. Bir de elkiniz ya da görümceniz sizi takip aldı, dikkatli olunuz. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Evet, iş konumuz değil de ilişki, ailevi, bazı filmler dönecek, çıngıraklı yılanlar, dedikodular oradan oraya taşınacak, kafanız karışacak, dengeniz yorulacak. Yani bunu bana yapmaz dediğiniz ailenizde kimse varsa herkes sizin üstünüze yürüyecek. Yani para konusunda, çevre konusunda, arkadaşlık konusunda, karı koca hayatınızda birileri sizin üzerinize yürüyor. O yüzden dikkatli olun, kendi savunma hakkınız var, doğru ifade ederek kendinize savunabilirsiniz.
Yeni iş bekliyorsanız imkansız diyor. Yani Ocak sonuna kadar şu an iş ve beklentilerimiz olumsuz veriyor. O yüzden sabırlı ve mantıklı olacağız. Psikolojimizi yormayacak. Garson olarak da başlayın. Önemli değil paraya ihtiyacın. Uzun soluklu aynı firmadaysanız firmanız sizi en üst level'a doğru itmeye çalışıyor. Gözler sizin üzerinizde. Başarınız, enerjiniz o insanlara çok iyi geliyor. Artık hak ettiğiniz evre özellikle 3 hafta ya da 3 dönem. Yani 3 hafta dediğim zaman 3. aya kadar siz işinizle ilgili hak ediliş, paranız, beklenti içerisinde olduğunuz primler, size söz verilenlere hak kazanma noktanız olacak. Bence siz bu konuda sevineceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız da biraz daha bu alanla ilgilenmediğiniz ve duygusal hayatınız ön planda olduğu için kendi işinize konsantre olamadığınız gözüküyor. İlk önce duygusal hayatımızı iyileştireceğiz. İş hayatımızdaki kırılan evreleri toparlamamız lazım. Çok sinirli ve agresif olduğunuz için müşteri ya da insan kaybına sebep oluyor. Yurt dışı ile ilgili beklentilerinizde bir olumsuzluk var. Bilginiz olsun, gecikmeler söz konusu olacak. Vizeniz red cevabı olabilir. Bu yüzden kafanız karışmasın. Bunu Yunanistan'dan yaparak çözebilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı noktada özellikle iki erkek çocuğunuz varsa özellikle bir erkek çocuğumuzun içine kapanık olduğu ve özellikle diğer çocuğumuzun çok konuşkan ve geveze olup geveze olanın içine kapanık evladımızı yıprattığı gözüküyor. Dikkatli olun. Karı koca hayatımızda değişen hiçbir şey yok. Sakinlik, devamlı hayaller var. Size yapılan hiçbir şey olmadığı için hayal enerjiniz kırılmış. Sadece dua edip bir şeyler değişsin diyorsunuz. Onun aile karakteri de değişmiyor. Sizin aile karakteriniz de değişmiyor. Devamlı siz bir misilleme, o bir misilleme evresinde dikkatli olunuz. Evet, ezan da bitti sevgili yaylar. Sıra sizde. Abone olmayı, yorum yapmayı ve Spam Yiyor kanalımız yorum yaparak desteklemenizi bekliyorum. Evet sevgili yaylar. Pişmanlıklar, iş konusunda bazı karışık olaylara şahit olacaksınız ve siz suçlanacaksınız. O yüzden her işe burnunuzu sokmayın, yerinizi, alanınızı kontrol edin. Yani özellikle de M ve A ve N harfli bir kişi sizin ayağınızı kaydırmak istiyor, bunu bilmenizi öneriyorum. Yeni iş ya da yeni konularla ilgili bir merakınız varsa biraz daha beklemeniz lazım. İş yolculuklarınız olacak ama doğru kapı beklediğiniz ve huzurlu bir ortam beklediğiniz için acele etmek taraftarı değilsiniz. Ama borçlarınız ve ödemeleriniz acele etmeyi gösteriyor. Bir an önce bunları çözmeniz lazım. Farklı bir alan ya da yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa adalet ters düştü. Der ki gecikmeler, der ki evraklar, der ki yöneticiler arasındaki bazı yolculuklarda siz seçilmeyebilirsiniz. Daha sonraki yolculuklar size daha güzel kanat gösteriyor. Acele etmeyin lütfen. Eğitim ve başarı konusunda kendinizle ilgili yapmak istediğiniz yenilikler varsa 2023'ün Ağustos ayı bu konuda daha sağlıklı olacağınız gözüküyor. O yüzden ben sizin yerinizde olsam şu anki alanlarda geçici eğitimleri alarak ama ana eğitiminiz için Haziran'dan sonra daha doğru çözümler yaratacağınız gözüküyor. Bu ara aile köklerimiz, toprak, mal, mülkle ilgili anne köklerimizde çok büyük bir tartışma. Herkes bir bilgelik üstlenecek. Yani benim babamın hakkı, benim anamın hakkı, benim karımın hakkı, benim kardeşimin hakkı. Yani adalet zaten yer çok kıymetli değil ama birbirinize çok kırıcı sözler söyleyip çok uzun soluklu küskünlükler var. Özellikle Zeynep, anneannenizin ismi ise Z harfi ve E harfi baskınsa çok ciddi sorunlar var gözüküyor. Bu ara evliliği sorunlu olan çiftlerimizle ilgili de bir an önce kırılan kalbi şifalandırmanız lazım. Yoksa ev ayrımı zamanı gelmiş, yol ayrımı gözüküyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili kader çarkınızın çok güzel planlar olduğu. Fakat özellikle eşinizin çocuklarla ilgili iletişimi daha çok güçlenmesini istiyorsunuz. Biraz ona bu konuda destek olursanız o da çocuklarla olan bağını toparlayacak. Evde devamlı bağıran bir baba, devamlı her şeyi bilen bir baba ve sözlü şiddet var. Çocukların korkuları var. Bunları bir an önce düzeltin. Sizin de özellikle kendi babanızın ya da annenizin size yarattığını çocuklarınıza yansıtıyorsunuz. Bunlar da hoş değil. Çocuklarınızı çok sevin. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı mutlaka ve spam alıyoruz. Sizden destek bekliyorum, bol diyorum. Evet, içinizdeki böyle bir şeytani fikirler,
ben başarırım, ederim, her şey benim hükmümün altında diyeceğimiz bir hafta. Deli deli çözümler. İşinizdeki olmayacak iş kapılarını yaratacaksınız ve hakkınızı böyle söke söke almak vardır ya. Siz bu hafta söke söke haklarınızı, yalancıya yalancısın, sahtekara sahtekarsın ve insanlara yapacağınız göz açmalara hem işinizde hem de ekip arkadaşlarınıza faydalı olacaksınız. Birçok kötü insanı etrafınızdan eleme dönemi. Özellikle bu döngüyü doğru değerlendirdiğinizde boşluklardan kurtulup çok güzel işinizde doğmak, kendi başarınız ve ekiple yaşayacağımız evde düzgün. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni anlaşacağımız insanlar, yeni fikirler çok güzel. Yani aslında Venüs'ün yarattığı enerji size çok güzel bolluğu ve bereketi yaratacak. Ve bu yüzden yıkılmaktan çok artık kanatlarınızı yeşermeye, aydınlanmaya ve özellikle yengeç ayına geldiğinizde işinizin büyük olduğu, parasal evredeki tüm sorunlarını yengeç ayına kadar çözdüğünüz gözüküyor. Yani bu haftaki yapacağınız her doğru adım sizin ileriki aylarınızda sisteminizi daha rahat halledeceksiniz. Yalnız yasal, mahkeme konularımızla alakalı noktada uzun süredir çözemediğiniz gerçekleriniz var. Bunları çözemediğiniz sürece para da kazansak paramız devamlı bir faize, devamlı bir kredi ödemeye, devamlı birinin faizini ödemeye gidecek. Plan ve sistem kurmanız lazım diyor. Bu ara ufak tefek seyahatler, ailenize ait toprak seyahatleri, aile büyüklerimize ait gideceğimiz yolculuklar, bazı karışık olayları çözmenize yardımcı olacak. Bu olayları ihmal etmeyin, mutlaka gidin. Annenizin diz kemik operasyonuna ya da sizin diz kemik probleminiz olabilir. Küçük bir operasyon söz konusu olacak. Ev içerisinde dengeli bir haftaya giriş yapacağız ama değişken evre. Yani bir 3 gün iyiysek 5 gün kıyamet kopacak. 5 gün iyiysek 2 gün sessizlik olacak. Bu dengeyi zaman içerisinde daha iyi oturtacaksınız ama Ocak biterken evde daha sakin bir evre yaşanacak. Yani bu hafta Ocak'la bütünleşeceğiniz bir hafta. Yeni ev, yeni yolculuk içinde istediğiniz inşaattaki evin başvurularını yapacaksınız. Eğer ki devletle alakalı TOKİ başvurularınızla ilgili de düşünceniz varsa mutlaka yapın. Araç almayı düşünüyorsanız daha vakti var. Sevgili kovalar, kanalımız çok ciddi bir spam yiyor. Yani yorum yaparak, beğenerek beni desteklemenizi istiyorum. Yani rica ediyorum, siz bilirsiniz. Evet, bakıyorum hemen. İş konularında hataya açık bir haftanız, dilinizin kemiğinden çok başka insanların dil kemiğine sinirlenip kendi kendine değerli noktanızı ziyan edebilirsiniz. Kim ne yapıyorsa yapsın karışmayın. Çünkü bu noktada kendi bereketinizin aydınlanacağı, yeni iş bekliyorsanız bunlarla ilgili güzel anlaşmalar, güzel mülakatlar, 4 iş kapınızdan olumlu. Karar sizin der. İstediğiniz kapı size renk katacak, güç katacak ve maaş konusunda rahatsız olduğunuz noktada gideceğiniz yer duanızı ve kalbinizin arınmasını gösterir. Devletle alakalı beklenti içerisinde iş kapınız varsa gerçekten böyle iç Anadolu bir insandan destek alarak devlet kapınızın feraha ermesi uyarıyor. Yalnız der ki Koç burcu birinin tartışmasına şahit olup onu desteklediğinizde bütün iş fırsatlarınız daha güzel aydınlanacak. Ama ilişkide eğer ki Yay burcu biriyle tartışıyorsanız bu der ki bu ilişkinin kesin ve artık çözümsüz artık yolları ayrılacağı. O yüzden Ateş burcu sevgiliniz varsa sakın ve sakın tartışmayın. İlişkinizin bitmesine sebep gösteriyor. Özellikle çocuklarınızla alakalı dönem dönem yaşadığınız evdeki tartışmalardan çok evle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. Kiradan ne zaman kurtulacağız? Bizim ne zaman evimiz olacak? Yıllardır ailenizin verdiği söz tutmadığı için elim kolum bağlı. Git babanla konuş, git kardeşinle konuş. Ortak mallar satılsın diye devamlı eşiniz ve siz bu konuşmaları yaparken çocuklarınızın kendi içsel dünyasının farkına varmıyor olabilirsiniz. Ve söz verilmiş, ev verilecek ama daha bunun için 10 ay, 11 ay beklemeniz lazım diyorum. Farklı bir şehre taşınmak istiyorsanız 3. ay ve 5. ay bu konu için hayırlı olacak. Şimdiden bu altyapıları ve başvuruları yapın ki olumlu süreç. Sevdiğiniz kişiyle ilgili gelecek planı yapanlar tebrikler. Kart sizin yeniden doğup yeniden aşık olacağınız ve yeniden tekrar tekrar seveceğiniz hayat arkadaşınızla evliliği gösteriyor. Aranızda mesafe olan ve bir türlü bu mesafeyi aşamayan güzel takipçilerim aynı şehirde. Uzak şehirde ölüyorsunuz, aynı şehirde güneş doğuyor. Siz sevgilinizle aynı şahane şehirde bir araya geliyorsunuz. Özellikle yurt dışındaysa, siz yurt dışındaysanız artık yollar sizin için birleşiyor.
Sevgili balıklar, kanalımızda çok ciddi bir spam uygulaması var. Bol yorum, bol beğeni ve paylaşırsanız çok sevinirim. Hem emeğim hem de siz beni kaybetmeyin istiyorum. Evet sevgili balıklar, anne, eş, kız arkadaşınızla ile alakalı büyük deli deli tartışmalar, birkaç gün kırgınlıklar, WhatsApp'ta mesaj konuşmalarını kesebilir, devamlı çevrim içi mi değil mi diye kontrol edeceğiniz ama deli deli sorularla olacağınız ilişki, aile bağları ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bu büyük bitmen cuma cumartesiye kadar serüven devam edecek. Bir adım atmanız, karşı taraf haklı olması olmamasına rağmen sizin adım atmanızı bekliyorlar. O yüzden adım at, ortalık yumuşansın diyorum. İş konusuyla alakalı noktada yeni başvurduysanız, yeni başladıysanız çok güzel döngüler olacak. Özellikle Mayıs ayı sizin kendinizi bu noktada ispatlayıp konumunuzda çok ciddi bir değişimle birlikte mutluluğa varacaksınız. Uzun süredir aynı firmadaysanız ve bu konuda firmanın bazı karışık olaylarıyla şahit oldunuz, mücadele edin. Bu firma sizi kaybetmek istemiyor. Sadece firma yeniden doğmak istiyor. Firmamıza destek vererek bu noktada ekibin ayrılmaması. Elenecek insanlar var. Siz bu elenecek insanlar arasında değilsiniz. Bunu unutmayın diyorum. Bu ara iş ya da şirketinizin size verdiği dışarıdaki işleri çok rahat bir şekilde kendi spiritüelliğiniz, enerjinizle birlikte güzel anlaşmalar size acayip keyif verecek ve prim, birikmiş primlerimizle alakalı noktada da haklarımızı parça parça alacağız. Delirmeyin, peşin ödenmeyecek, parça parça ödenecek ama siz haklarınızı kazanacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz işinize önem vermeniz gerekiyor. Bu anahtarı çok boşlamış olduğunuz ve umudunuz bu yerde kırılmış. O yüzden ortak mı alayım, burayı satayım mı diyorsanız hayır. Buranın ne ortağı ne de satmaya. Buranın kendi danışanı, kendi müşterisi var. Siz sadece kendinizden vazgeçmişsiniz. Kendi enerjinizi düzeltmeye vakti diyorum. Evli çiftlerde ciddi bir ayrılık kararı var. Boşanmak, yol ayrımı ve miras ve mal, para, ortak hesaplarımızla ilgili büyük tartışmalar ve avukatlar ve çekişmeler söz konusu olacak. Velayet davasında da büyük çekişmeler yaşayacaksınız. Dikkatli olun istiyorum. Mutlu olan çiftlere baktığım zaman evet mutlusunuz ama burada para konumuzun yaşadığı mutsuzluklar, evliliğimizde devamlı evet biz bıç bıçayız ama parasal evrede yaşadığımız krizler de unutmamamız lazım. O yüzden burada para işi, ekstra işler ve siz de bir işe girip eşinize destek olmak istiyorsunuz. Tam karar eşinizle birlikte, çünkü kız çocuklarınıza iyi bir gelecek vermek istiyorsunuz. Ve bu ara merak ettiğiniz kurslar ya da eşinizle birlikte alacağınız dersler sizin hanenize bereket ve aydınlık yaratacak. Kendi ailenizin inasında oturuyorsanız tapu sizindir. Babanız ya da anneniz tapuyu size verecek. Endişe etmenize gerek yok. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.